Çavuşoğulları suçlarının cezalarını ölüme mahkum edilerek ödediler. Seneler hadisesiz geçti. Nazlı'nın oğlu Doğan'a olan sevgisi içindeki intikam duygularını küllemişti. Anası bilmez ki kaç tane babası var. Yürü! Hiç baba kim? Doğan geç kaldı Nermin abla. Çocuk bu, bir yere takılmıştır. Doğan? Doğan! Bu halin ne? Ne oldu yavrum? Söyle yavrum. Ne oldu, anlatsana. Piç diyorlar bana. Doğru mu? Benim piç olduğum doğru mu anne? O ne biçim söz? Doğru olur mu hiç? Öyleyse nerede benim babam? Neden hiç evimize gelmiyor? Söylesene anne, nerede, nerede benim babam? Gelemez. Çünkü çok uzaklarda. Şimdi anlayamayacağın kadar uzaklarda. Öyleyse babam gelene kadar gitmeyeceğim okula. Çiftliği satıp İstanbul'a gideceğiz Nermin abla. Başka çaremiz yok. Nazlı İstanbul'a yerleştikten sonra seneler birbirini kovaladı. Doğan 20 yaşına gelmişti. Kader baba ile oğlu aynı meslekte birleştirdi. Doğan da doktor olmak için tıp fakültesine devam ediyordu. Böbreğin iç yan kenarında, biri ortada konkav, diğeri bunun üstünde ve altında konveks 3 parça vardı. Aferin Doğan. Sonra bunlardan ortadaki... Bir dakikada. Teyzeciğim zahmet etmeseydiniz. Zahmet ne demek kızım? Çoktunuz, sıcak bir çay zihninizi açar dedim. Ama yoruluyorsunuz bizim için. Annem hiçbir zaman yorulmaz Leyla. Elinden gelse benim yerime imtihanlara bile o girecek. Yeni başlama Doğan. Başka bir şey isterseniz seslenirsin evladım. Çayını koydum Doğan. Biliyor musun? Anneni çok seviyorum. Yumuşacık, kadife gibi bir kadın. Öyledir. O kadar sevgi borçluyum ki ona, istese canımı bile veririm. Ya baban nasıl bir adamdı? Babamı hiç görmedim. Daha ben pek küçükken çıktığı bir yolculuktan geriye dönmediğini biliyorum sadece. O gün bugündür bizi aramadığına göre herhalde ölmüş olacak. Peki annene sormadın mı hiç? Sormaz olur mu? Doğru cevap vermez hiçbir zaman. Nermin teyze de, annem de babamdan söz edilmesinden hoşlanmazlar. Neyse, çayımız soğumasın. Teşekkür ederim anne. Çok mu seviyorsun onu? Evet anne. O da seni seviyor mu? Seviyor. Ne oldu anne? Hiç. Yoksa istemiyor musun onu? O nasıl söz oğlum? Senin sevdiğin kızı ben istemez miyim hiç? Peki öyleyse. Düşünüyorum oğlum. Hayatta mutlu olabilmek için... sadece birbirini sevmenin yetmediğini düşünüyorum. Daha çok gençsin. Körpecik yüreğini kırmalarından... seni de benim gibi hayata küstürmelerinden korkuyorum. Anne, söyle bana. Seni hayata küstüren babam mı? O adamdan bahsetme bana. Ama ben senin oğlunum. Gerçeği bilmek benim hakkım. Hayır. Gerçeği bilmenin ne sana ne de bana hiçbir faydası yok.
Delikanlı, uzun zamandan beri kızımla arkadaşlık etmektesiniz. Bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Niyetim son derece ciddi efendim. Demek niyetiniz ciddi. Peki, Leyla'nın şerefli ve itibarlı bir aileye mensup olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum efendim. O halde kızıma karşı ciddi bir alaka besleyen kimsenin bizimki kadar şerefli bir aileye mensup olması gerektiğini de biliyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Hakkınızda tahkikat yaptırdım. Hangi şartlar altında doğduğunuzu, annenizin de bir serseri tarafından ifade edilerek terk edildiğini biliyorum. Kabul edersiniz ki biricik kızımın babası belli olmayan biriyle evlenmesine razı ol. Geçmişimi unutmak, seni bütün kötülüklerden uzakta büyütmek için yıllarca mücadele ettim. Şimdi bana babanı soruyorsun. O aşağılık insanı soruyorsun. Öyleyse bil ki sana söylenenlerin hepsi doğru. Ananı bir sokak kadını gibi bırakıp kaçan, babamı kalleşçe öldüren bir canavarın oğlusun sen. Ondan intikam almak, onu öldürmek için yemin etmiştim oğul. Ama ne çare ki kucağımda günahsız, bir çare bir evlat vardı. Sen varın. Bu yüzden ettiğim yemini tutamadım. O yemini şimdi ben yerine getireceğim. Hayır, hayır. Kan davası değil bu. Benim kendi meselem. Bu işe senin karışmanı istemiyorum. Beni kendinden ayıramasın artık. Yüzüne karşı sen pisin diye bağırılan benim. Önceleri küçüktüm. Anlayamamıştım ne demek istediklerini. Yıllarca çektiğim çilelere ağzından bunları duymak için mi katlandım? Eğer beni bir parçacık seviyorsan affetmeye çalış. Bir intikam uğruna hayatını mahvetmene dayanamam o. Ne söylesen boş anne. O adamı bulup yaptıklarının hesabını sormama engel olamazsın. İsmi ne bu adamın? Nerede yaşıyor? Göz göre göre ölüme yollayamam seni. Bu gencecik halinle onunla başa çıkamazsın. Çıkarım. Er geç kim olduğunu öğreneceğim anne. Boşuna çabalıyorsun. Ah oh, benim canım evladım. Ben onu çoktan affettim. Ne olur sen de affetmeye çalış. Olmaz anne, olmaz hiçbir zaman. Kim olduğunu söyleyeceksin bana. Hayır dedim. Hayır oğlum. Felaketini kendi ellerimle hazırlayamam.